Arkadaşlar tekrar merhabalar. Osmanlı tarihine gireceğiz ama Osmanlı tarihine geçiş yapmadan önce Ortaçağ Avrupa tarihine bir bakalım. 5-10 dakika ondan sonra Osmanlı tarihiyle devam edelim. Avrupa tarihine tek bir video ayırmak basit gelecek. Çok kısa sürecek. O yüzden Osmanlı'dan öncesinde anlatmaya karar verdim. Şimdi Ortaçağ Avrupa tarihinden bilmeniz gereken bazı olaylar var. Bunlardan bir tanesi feodalite. Feodaliteyi hatırlayın, derebeylik, kayımlar göçüyle Avrupa'da ortaya çıktı. Siyasi bölünmüşlük demektir. Feodalitenin olduğu bir yerde geçim kaynağı topraktır. Sosyal sınıflar vardır. İnsanlar fakirdir. Merkezi otorite zayıftır. Krallar gücünü kaybetmiştir. Tabi bu da İslam ordularının Avrupa'da Hristiyan topraklarda yayılmasını kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Feodalite Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran derebeylik rejiminin adıdır. Arkadaşlar burada vassallar, serfler, süzerenler, martizler, kontlar, dükler vardır. Şeye de burada iktidaya benzer sistemin adına da fief adı verilir. Şimdi skolastik düşünceye gelince yine Orta Çağ Avrupa'sının damgasını vuran ikinci kavramdır. Skolastik düşünce ise dine dayalı düşüncedir. Eğitim kurumlarının kilisenin elinde olmasıdır. Dogmatik düşüncedir. O zaman skolastik düşünce varsa bir yerde orada bilim, deney, gözlem yoktur. Avrupa için Orta Çağ karanlık çağ olarak kabul edilir. Diğer önemli olay ise Haçlı Seferleridir. Arkadaşlar Haçlı Seferleri birazdan göreceğiz sizin de 1096-1270 yılları arasında yaşanmış olan hem Avrupa'yı hem de Asya'yı hem İslam dünyasını hem de Hristiyan dünyasını ilgilendiren önemli bir olaydır. Ona birazdan geçeceğiz. Magna Carta ise Magna Carta 1215 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış büyük ferman, büyük sözleşme. İngiliz kralı Yusuf John ile İngiliz halkı, İngiliz ayanları, derebeyleri arasında yapılan sözleşmedir. Magna Carta Avrupa'daki ilk demokratikleşme, ilk anayasal devlet olma anlayışı, kralın yetkisini sınırlandıran ilk hareket olarak geçer. Kralın yetkisini sınırlandırması açısından Osmanlı'daki Senedi İttifaka, anayasal devlet anlayışını başlatması açısından Osmanlı'daki Tanzimat Fermanı'na benzer. Yüzyıl savaşlarına gelince, yüzyıl savaşları 1337 ile 1453 yılları arasında Avrupa'da yaşanmış çok önemli bir olaydır. Yaklaşık 116 yıl sürmüş ama yüzyıl savaşları olarak anılmış, İngiltere ile Fransa arasında yaşanmış olaylardır. Bu İngiltere ile Fransa arasında bu tarz savaşın yaşanmasının sebebi İngiliz kralı 3. Edward'ın Fransa tahtında gözünün olması ile ilgilidir. Yani aslında savaşı baştan İngiltere'nin biraz daha genişleme siyasetidir. Savaştan Fransa galip çıkmıştır. Yani savaş Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu iki savaş hatırlayın, Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik vardı. Derebeyler savaştı burada yoğun olarak. Bu savaşlar Avrupa'da derebeylik rejiminin zayıflamasına, merkezli krallıkların güçlenmesine yol açmıştır diyoruz. Diğer önemli olay ise veba salgını 1347'de Sicilya'da ortaya çıktı. Oradan bütün Avrupa kıtasına yayıldı. Avrupa kıtasının yaklaşık yarısı veba salgını, kara veba yüzünden hayatını kaybetti. Bu kavramları bilmeniz gerekir arkadaşlar, unutmayın. Şimdi Haçlı Seferleri'yle başlayalım konumuza. Haçlı Seferleri yaklaşık 2 asır sürmüş. Orta Çağ'ın en önemli olayıdır. 11. yüzyıla 13. yüzyıl arasında. Haçlı Seferleri Hristiyan dünyasının İslam dünyası üzerine düzenlediği seferlerdir. Katolik ve Ortodoks birleşmesi Haçlı'dır. Papa II. Urban etrafında birleşiyor Haçlılar. Katolik ve Ortodokslar İslam dünyası üzerine toplamda 8 tane sefer düzenliyorlar arkadaşlar. 4. sefer amacından sapmış ama diğerleri doğrudan bizim üzerimize. Bunun sebepleri, niye Haçlılar bu seferleri düzenliyorlar? Dini sebebi Kudüs'ü yer almak. Kudüs biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde fethedilmişti Müslümanlar tarafından. Hristiyanların kutsal mekanı aynı zamanda. Burayı geri almak istiyor ve Papa ve Kuluni tarikatı halkı Kudüs'ü alma noktasında motive ediyor, kışkırtıyor. Onlara cennetten arsa, endülüjans dağıtıyor, zafer vaat ediyor. Diğer bir sebep ki ekonomik sebeptir. Bu doğunun zenginliğine ulaşma düşüncesi.
Onların gözünde Doğu İslam dünyası son derece zengin, Avrupa fakir. Doğal olarak gidip Doğu'nun zenginliğini yağmalamak istiyorlar. Coğrafi keşiflerin temel sebebiyle Haçlı seferlerinin ekonomik sebebi aynıdır. Doğu'nun zenginliğini yağmalama, ulaşma düşüncesidir. Diğer bir sebep ise siyasi sebeptir arkadaşlar. Siyasi sebebin temelinde Bizans'ın Papa'dan yardımı vardır. Yani Türkleri Anadolu'dan atma ve Orta Doğu'ya, Anadolu'ya Latin krallıklarını kurma. Diğer bir ifadeyle feodal düzeni Orta Doğu'ya taşıma düşüncesidir ki bu seferler karşısında mücadele eden devletler Büyük Selçuklu, en çok Anadolu Selçuk dönemindeki beylikler, ayrıca Eyyubi ve Memluklar. Eyyubiler burada biraz daha özeldir. Hangi açıdan? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü geri almış olması açısından, bunu da hatırlayın, anlatmıştım size. Şimdi seferlere bakarsanız arkadaşlar, işte doğrudan Kudüs'e, gördünüz mü? Seferler Kudüs'e yapılıyor. Bir tek şurada 7. sefer Tunus'a yapılıyor. Farklı. Yani Kuzey Afrika'ya yapılıyor. 4. sefer şuraya, Bizans'a yapılıyor. 4. sefer amacından sapmış olan seferdir. Yani şu sefer Hristiyanların, Ortodoks Hristiyanların, Ortodoks Katolik Hristiyanların Ortodoks Hristiyanlar üzerine, yani Batı Hristiyanlarının Doğu Hristiyanlar üzerine düzenlediği seferdir. Bu sefer sonucunda Bizans yıkılır 1204 yılında. 1261 yılına kadar Bizans siyasi ömrünü tamamlar. Yani 1204'te yıkıldı, 1261'de kuruldu. 50 yıllık, 60 yıllık bir siyasi kesintisi vardır Bizans'ın. Bizans yıkılınca oradaki hükümdar sülalesinin bir kısmı İznik'e, bir kısmı Trabzon'a kaçar. Haçlılar amacına ulaşamayıp geri dönünce memleketlerine, şu İznik'tekiler İstanbul'a gelerek Bizans'ı yeniden kurarlar ki Trabzon Rum Pontus da varlığını devam ettirir. Bu ikisine de 1453'te Fatih, 1461'de yine Fatih son verecektir. Tamam mıdır arkadaşlar? Bir de arada çocuk haçlı seferi vardır. O da artık biz günahkarız, o yüzden Tanrı bize zafer vaat etmiyor. Bir de sabiler, günahsız olanları yola çeksinler. 400 bin çocuk yola çıkar. Bir daha da geri dönmezler. Dönemezler. Çünkü daha İslam topraklarına varmadan Hristiyanlar o çocukları toplarlar ve pazarda köle diye satarlar. Böyle insanlar yani bunlar Orta Çağ'da. Şimdi Haçlı seferleri ile birinci Haçlı seferi ile amaçlarına ulaştılar, demin söylediğim gibi Urfa, Antakya, İznik, Kudüs Haçlıların eline geçti ve burada Latin krallıklarını kurdular ki ilk Latin krallığın kurulduğu yerde Urfa oldu. Şimdi Musul Atabeyi İmadüddin Zengi Urfa'yı Haçlılardan geri aldı. Arkadaşlar bu ikinci Haçlı seferine sebep oldu, yenildiler. Selahaddin Eyyubi 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs Haçlılardan geri aldı. Bu üçüncü Haçlı seferine sebep oldu, Haçlılar yenildiler. Dördüncü Haçlı seferi demin söylediğim gibi amacından sapmış seferdi. Katoliklerin Ortodokslar üzerine düzenlediği seferdi. Bizans burada siyasal anlamda kesintiye uğradı. Ondan sonra dört sefer daha var. O dört sefer de yedinci sefer Tunus'a, diğerleri ise deniz yoluyla Kudüs'e yapıldı. Bunların hepsinde de yenildiler. Eyyubilere ve Memluklara savaşı kaybettiler. Şimdi bu seferler sonucunda, Haçlı seferleri sonucunda neler oldu? O feodal beylerin büyük bir çoğunluğu memleketlerine geri dönemedi, hayatını kaybetti. Feodalite zayıfladı, merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Demin söyledim şimdi, feodalite zayıflamaya başladı, köylüler topraklarını feodal beylerden geri aldı. Arkadaşlar Anadolu yağmalandı, Anadolu'da bir ekonomik durgunluk yaşandı ve Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu. Bazı illerimiz, demin saydığım özellikle sahil bölgeleri Haçlıların eline geçti. Bu işte Bizans'ın kesintiye uğramasından sonra, hatırlayın bir önceki dersinde Gıyasettin Kayseri, İzzettin Kelikovs gitti. Sinop'u, işte Antalya'yı aldı. O Bizans'ın zarar görmesini fırsat bilerek arkadaşlar. Yani Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımaya başladılar. Bunun sonucunda hatırlayın, barut, pusula, matbaa ve kağıt Avrupa'ya geçti. Barutun Avrupa'ya geçmesi merkezi krallıkları güçlendirdi. Feodaliteyi yıktı, şatoları yıktı. Pusulanın Avrupa'da kullanılması, coğrafi keşifleri başlattı. Matbaa ve kağıdın Avrupa'da kullanılması, Rönesans'ı ve reformu başlattı. Aynı zamanda Rönesans ve reformun Avrupa'da yayılmasını da sağladı. Arkadaşlar iki taraf arasında savaşın olması ayrıca iki taraf arasında ticareti de canlandırdı ve Akdeniz ticareti Haçlı seferleriyle canlandı. Bu bilgiyi unutmayın. Akdeniz ticaretini canlandıran Haçlı seferleridir. Akdeniz ticaretine önem kaybettiren ise
coğrafi keşiflerdir. İkisi birbirinden, ikisi bir sonuçları itibariyle Akdeniz açısından sonuçları itibariyle birbirine zıt olan şeylerdir. Haçlı seferleriyle Akdeniz ticareti canlanmış, coğrafi keşiflerle Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir. Kilise zafer vaat etmişti. Tanrı da bize zafer vaat ediyor. Kudüs bizimdir demişti ama hepsi de avucunu yaladığı için kiliseye olan güven sarsıldı. Skolastik düşünce zarar görmeye başladı. İlk etapta 1-2-3. savaşta Haçlılara karşı mücadele eden Anadolu Selçuklu devleti ve beylikleri olduğu için, yani Türk devletleri olduğu için Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı da artmış oldu. Haçlı seferlerinin sonuçları deyince de aklımıza bunlar gelecek. Bunları asla unutmayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun ki bu sonuçlar hem Osmanlı'ya etki edecek ilerleyen yıllarda hem de yakın Yeni Çağ Avrupa'sının temellerinin atılmasını etki edecek. İleride bunun bağlantılarını sizinle kuracağız. Osmanlı tarihine böylelikle geçmiş olduk. Arkadaşlar beylikten devlete, yani kuruluş dönemi, Osmanlı Devleti'ni kuran Oğuzların Bozok koldur arkadaşlar. Bozok koluna bağlı Kayı boyudur. Kayı boyu Osmanlı ile özdeşleşmiş. Selçuklu'yu kuran Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyu, Osmanlı'yı kuran Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyudur. Moğol istilasıyla batıya doğru geldiler. İlk önce Ahlat'a yerleştiler. Arkadaşlar Van Gölü çevresine o bölgeye yerleştiler. Daha sonra ise 1. Alaaddin Keykubat döneminde Ankara'nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. Daha sonra Bizans'taki otorite boşluğundan yararlanarak Bizans topraklarından işte Söğüt, Domaniç, Bilecik, Bursa'yı aldılar ve devletlerini bu şekilde kurdular. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, başlangıçta bu Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin ilk döneminde büyüyüp gelişmesini etki eden 4 tane kolonizatör çok önemli unsurlar var. Bunu asla unutmuyorsunuz. Bir tanesi Gaziani Rum, savaşçı Türkmenler. Ahiyani Rum, ahilik, Anadolu ahileri, ahi evran. Bacıyani Rum, Fatma Bacı, yani arkadaşlar Anadolu kadınları dokumacılıkla ilgilenen, görebiliyor musunuz? Yani kadınlar Osmanlı'nın kuruluşuna ne kadar etkili? Ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da çok etkililer. Abdalan Rum Anadolu dervişleri. Abdal derviş demektir. Bu kolonizatörler gerek Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesinde gerekse Osmanlı kuruluşunda son derece etkili olmuşlardır ki bunların içerisinde tabii ki Alpler ve Gaziler vardır. Özellikle Gaziyan Rum içerisinde savaşçı Türkmenler vardır. Bunu unutmuyoruz. Şimdi Osmanlı 13. yüzyılın başlarında tarih sahnesine çıktı. 1300'lü yıllarda devlet olarak, tabii ki boy olarak 13. yüzyılın ortaları. Şey olarak ise boy olarak 13. yüzyılın ortaları, devlet olarak ise 14. yüzyılın ortaları. Yanlış söylediysen kusura bakmayın. 1300'lü yıllarda işte Ankara'nın Karacadağ bölgesinde tarih sahnesine çıktı. Sonra Karacahisar'ı Osman Gazi aldı İnegöl Tekfur'undan. Burada adını hutbe okuttu, para bastırdı, devletini kurmuş oldu. Yahşi Fakih'e hutbesini okutmuştu. Şimdi Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda, yani 14. yüzyılın başlarında, 13. yüzyılın sonlarında dünyadaki siyasi durumu iyi bilmeniz gerekir. Ne var ne yok iyi bakmanız lazım. Şöyle diyelim, 14. yüzyılı şuraya yazalım da, özür 16 yazdım. 14. yüzyılı şuraya yazalım da 14. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Memluklar var. Memluklar İslam dünyasının lideri ve halifeyi koruyorlar. Abbas halifesini koruyorlar. İslam dünyasının en güçlü devletlerinden bir tanesi. İran'da kurulmuş olan bir İlhanlı devleti var. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Hülagü'nün kurduğu bir devlet. Hülagü aynı zamanda Bağdat'ı yağmalamıştı, hatırlayın. 1243 Kösadağ Savaşı ile Anadolu'yu denetim altına almış, Anadolu'yu yağmalayan bir devlet. Burayı vergiye bağlamış. Böyle güçlü bir devlet var burada ki Osmanlı kurulduğunda İlhanlı'ya bağlı, daha doğrusu İlhanlı'ya bağlı olan Türkiye Selçuklu'ya bağlı bir devlet olarak ortaya çıkacak. O yüzden Osmanlı'nın tam bağımsız olmasına, Türkiye Selçuklu'nun 1308'de, İlhanlı'nın 1337'de yıkılması Osmanlı'yı tam bağımsız bir devlet haline getirecek. Kuzeye çıktığımızda bir Altın Ordu Devleti var. Bu Altın Ordu Devleti'nin jeopolitik önemini hatırlayın. Moskova Knezliklerinin birleşmesini ve Rusya'nın güneyinmesini engelleyen tampon, önemli bir Türk İslam Devleti
durumunda. Batıya geldiğimizde gücünü kaybetmiş Marmara Denizi kıyıları, Trakya'nın bir bölümü, İstanbul şehri Bizans'ın elinde, Ortodoks dünyasının merkezi ama siyasi otoritesini kaybetmiş bir devlet var. Balkanlara geldiğimizde küçük küçük prenslikler var. Boğdan, Eflak, Bulgar, Sırp, Mora Despotluğu, Macar Krallığı, Bosna Krallığı gibi Balkanlarda iril ufaklı devletler var. Osmanlı'yı tehdit edecek bir güç yok burada. Batıya geldiğimizde İngiltere ile Fransa arasında hatırlayın böyle bir gerginlik, yüzyıl savaşları neredeyse başlayacak gibi bir tablo var. İtalyan şehir devletleri var şu coğrafyada. En makbulü Karadeniz'i sömüren Cenevizler, Akdeniz'i sömüren bir Venedikliler var. Şimdi peki Anadolu'da ne var? Anadolu'da gücünü kaybetmiş bir Türkiye Selçuklu Devleti var ve beylikler var. Bu beyliklerin içerisinde baş belası olan da Karamanoğulları Beyliği var. Niye Karamanoğulları baş belası? Çünkü Türkiye Selçuklu yıkılınca Konya başkent olan Türkiye Selçuklu yıkılınca Konya başkent olan bir Karamanoğlu Devleti kurulacak. Karamanoğlu kendisini Türkiye Selçuklu'nun yani Anadolu Selçuklu'nun mirasçısı sayacak ve diğer beyliklere abilik taslayıp Osmanlı başına bela olan beylik olacak. Tamamdır arkadaşlar. Tablo bu. Osmanlı'nın doğduğu yıllarda coğrafya böyle. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kurucusu, bunu hepimiz biliyoruz, Osman Bey, Fahrettin lakaplı Osman Bey Karacahisar'ı alarak arkadaşlar adına Yahşi Dursun Fakih'e hutbe okutur. Böylelikle bağımsızlığını ilan eder. Devlet tamamen kurulmuş olur. Ancak şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu tarih 1299'dur. 1299 tarihi olarak geçer bu. Ancak Halil İnalcı'ya göre devletin kuruluşu 1300'deki Koyunhisar Savaşı kabul edilir. Koyunhisar Savaşı Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk büyük savaştır. Bu savaşta galip gelmiştir. O yüzden de Halil İnalcık der ki Koyunhisar Savaşı'nın kazanılması ile birlikte Osmanlı rüştünü ispatlamış ve bağımsız bir devlet olarak kurulmuşturlar. Tamam mıdır? Şimdi Osmanlı kuruluş döneminde yaptığı savaşları sırasıyla bilmeniz lazım. İsmiyle bilmeniz lazım. Buradan pat diye soru gelebilir arkadaşlar. Ankara Savaşı zaten çok defalar soruldu. Şimdi şu yeşille gösterdiğim yer Koyunhisar, Maltepe, Sazdere Savaşı. Bunlar Bizans'ta yapılan savaşlar. Biz bu savaşların hepsinde de galip geldik. Osman Gazi dönemi, Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi dönemi ama Şehzade Murat yaptı bu savaş arkadaşlar. Şunlar, şu kırmızı ile yazdığım yerler, Haçlılarla yapılan savaşlar. Bunların hepsi Haçlılarla yapıldı. Bu savaşlardan şu siyahla gösterdiğim yer farklıdır. Timur'la yapıldı. Timur Devleti ile yapıldı. Hatta bu savaşı biz kaybettik. Fetret devrine girdik. O zaman Sırp sınırı, Çirmen, 1. Kosova, Nibolu, Edirne, Segedin, Varna ve Kosova savaşları Haçlarla yapılan savaşlardır. Ankara Savaşı ise içinden farklıdır. Timur'la yapılmıştır. Yeşilli gördüğünüz Koyunhisar yani Bafyon, Maltepe, Palakanon, Sazdere ise Bizans'la yapılmıştır. Osmanlı şu siyahla yazdığım Ankara Savaşı hariç hepsinde galip gelmiştir. Bunun içerisinde Edirne Segedin bir antlaşmadır. Osmanlı'nın Haçlılarla imzaladığı ilk antlaşmadır bu, tamam mı? O zaman Osmanlı Bizans'a yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. Bir, galip gelmiştir. Haçlılarla yaptığı ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. Galip gelmiştir. Haçlılarla imzaladığı ilk antlaşma Edirne Segedin antlaşmasıdır. Bu savaşlar içerisinde Osmanlı'nın kaybettiği tek savaş ise Ankara Savaşı'dır. 1. Kosova Savaşı'nda tarihte ilk defa top kullanılmıştır. 1. Murat dönemi. Nibolu Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid Abbas Halifesi Sultan-ı İklim Rum unvanını vermiştir. 1. Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin bir şekilde Türk yurdu olmuştur. Bu tabloyu gözünüzün önünde getirin, unutmayın. Şimdi gördükçe de hatırlayacağız. Osman Gazi dönemi. Osman Bey kurucuydu. Orhan Bey onun oğlu. Orhan Bey dönemi çok önemli bir dönemdir. Kuruluş dönemi içerisinde en önemli dönem Orhan Bey'dir diyebiliriz arkadaşlar. Neden Orhan Bey'dir? Çünkü Orhan Bey döneminde devletin sınırları genişlemiş ve devletin sınırlarının genişlemesiyle devlet örgütlenmesi başlamış. Bu nedenle Orhan Bey devletin asıl kurucusu kabul edilmiştir. Yani hocam ne yapmış? Medreseyi kurmuş,
düzenli orduyu kurmuş, Divan-ı Hümayun'u kurmuştur. Osmanlı ilk defa medreseyi, düzenli orduyu, Divan-ı Hümayun'u kuran Orhan Gazi'dir. İznik Medresi, Orhaniye Medresesi olarak da geçer. Yaya ve Müsellem Ordusu ve Divan'ı kuran Orhan Gazi'dir. Bunun temelinde ne vardır? Sınırların genişlemesi. O zaman beyliğe bağımsızlık kazandıran Osman Bey'dir. Beyliği devlet yapan ise Orhan Bey'dir. Bu nedenle Osmanlı tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanan hükümdar Orhan Bey'dir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Orhan Bey 1326'da Bursa'yı fethederek burayı başkent yapar. Osmanlı'nın ilk başkenti de Bursa'dır. Hocam yani Söğüt Dumaniç Bilecik ne? O beyliğin merkezi. Bursa devletin başkenti. Ki ilk saray da Bursa'da Orhan Bey tarafından yapılır. Kalıntıları günümüze kadar gelmiyor. Sonra İznik ve İzmit fethedilir. Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlanır. Ve Bizans'ın Anadolu'da hiçbir toprağı kalmaz. Hatta İznik fethedildikten sonra Orhan Bey tarafından İzmit'i fethetmek amacıyla başkent geçici olarak İznik'e de taşınır. 1329'da Pelekonon Savaşı Bizans'la yapılır. Osmanlı galip gelir. Çimpe Kalesi alınarak çok önemli bir bilgidir. Osmanlı ilk defa Rumeli'ye geçer. O zaman Osmanlı'nın ilk defa Rumeli'ye geçmesi Orhan Gazi döneminde Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla gerçekleşir. Peki Rumeli'de bir toprak aldık değil mi? Rumeli neresi burası? Gelibolu. Gelibolu'da bir toprak aldık. O yüzden arkadaşlar Osmanlı'da ilk defa iskan Gelibolu'da Orhan Gazi döneminde başlar. İskan dediğimiz yani fethedilen toprakları Türkleştirme. Oraya Türk orada kalıcı olmayı sağlama. Ki ve yine Orhan Gazi döneminde Osman Orhan karıştırdık. Orhan Gazi döneminde Karasoğulları Beyliği Balıkesir'deki beyliktir. Osmanlı'ya katılır. Böylelikle Osmanlı ilk defa donanmacılık başlar. Bundan unutmuyorsunuz. Osmanlı ilk defa donanmacılığı başlatan olay Karasoğulların Osmanlı'ya katılmasıdır. Balıkesir dolayları Osmanlı'ya katılmış olur. Ve Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti ilk defa bir devleti kapitülasyon verir. O da Ceneviz'dir. Osmanlı'dan kapitülasyon alan ilk devlet Ceneviz'dir. Orhan Bey dönemidir. Bu arada hocam imtiyaz mı kapitülasyon mu diye bir ayrıma gitmeyin. Böyle bir ayrım olamaz. İmtiyaz kapitülasyondur zaten. Kapitülasyon imtiyazdır zaten. 1. Murat dönemine gelindiğinde Hüdavendigâr İmparator Gazi Hünkâr unvanını kullanmış arkadaşlar. Orhan Gazi ölünce yerine 1. Murat hükümdar olur. 1. Murat Bizans'la ki babası döneminde şehzadeyken orduyu o yönetti. Sazlıdere Savaşı'nı yaptı. Bu savaşta Edirne fethedildi ve bir müddet sonra Edirne başkent yapıldı ki Osmanlı Avrupa'daki ilk başkenti de Edirne oldu. Edirne'nin fethi Haçlıları heyecanlandırdı. Neden? Çünkü şöyle düşünün bakın arkadaşlar. Edirne burası. Tamam burayı fethettik. Buranın fethiyle birlikte Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesildi ve Balkanların yolu Osmanlı'ya açıldı. Bu Balkanlardaki Haçlıları cesaretlendirdi. Osmanlı'ya karşı Macarlar liderliğinde, Sırplar liderliğinde Haçlılar bir araya geldi. Bize saldırdı. Sırp sındığı savaş oldu. Bu Haçlılarla yapılan ilk savaştır. Osmanlı bu savaşta galip geldi. Daha sonra 2. Çirmen Savaşı oldu arkadaşlar 1371'de. Osmanlı burada da galip geldi. 1389'da 1. Kosova Savaşı oldu. Osmanlı burada da galip geldi. 1. Kosova'nın en önemli özelliği ilk defa topun bu savaşta kullanılmış olması ama yıkma amaçlı değil, korkutma amaçlıdır. Ve bu savaşta 1. Murat'ın hayatını kaybetmesidir. Bizim savaş alanında ölen tek padişahımız, şehit olan tek padişahımız 1. Murat'tır. Hemen aklınıza Kanuni gelecektir. Kanuni savaş alanında değil, sefere giderken hayatını kaybetmiştir. 1. Murat döneminde ne oldu? Şu topraklarda epey alındı. Bulgaristan toprakları fethedildi. Doğal olarak Rumeli de genişleyince buralarda bir iskan faaliyeti başladı. Balkanlarda iskan 1. Murat'la başlar. Buralarda bir iskan faaliyeti başladı ve Osmanlı buralarda örgütlendi. Ne yaptı Osmanlı buralarda örgütlenerek? Rumeli Beylerbeyliğini kurdu. İlk kurulan Beylerbeyliği eyalet yani Rumeli Beylerbeyliği'dir. 1. Murat döneminde kurulmuştur. Yine 1. Murat örgütlenmeye devam ederek Kapıkulu'yu yani Yeniçeri Ocağı'nı ve Tımarlı Sipahi Ocağı'nı kurdu. O zaman Osmanlı'da ilk düzenli orduyu Orhan Bey kurdu ama Kapıkulu ve Tımarlı Sipahi'yi 1. Murat kurmuştur. 1. Murat döneminin önemli olaylarından bir tanesi de şudur. Edirne Sarayı yapılır. Edirne Sarayı'nda da bir de kütüphane kurulur. İlk defa saray kütüphanesini kuran 1. Murat'tır. Germiyanoğullarından ki hikayesi şudur. 1. Murat oğlu Yıldırım Beyazıt Germiyanoğullarının kızıyla evlendirir. Yıldırım Beyazıt çeyiz karşılığı olarak
Kütahya bölgesine alır. O yüzden Germiyanoğulların topraklarının bir kısmı çeyiz ve akrabalık yoluyla Osmanlı'ya katılır. Yıldırım Bayezid bu beyliğe tamamen son verir. İlk Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulur bu beylik ama 2. Murat döneminde Germiyanoğlu 2. Yakup ölünce yerine geçecek oğlu da olmayınca akrabalık yoluyla bu beylik tamamen Osmanlı'ya katılır. Hamitoğulları Karamanoğullarından endişe duyar ve Osmanlı'dan yardım ister. Karamanoğulları karşısında 1. Murat Hamitoğullarına yardım eder ve Hamitoğulları topraklarının bir kısmını Isparta bölgesine Osmanlı'ya satar. Karamanoğulları Beyliği Osmanlı baş belasıdır. Osmanlı ne zaman Haçlarla savaşırsa Karamanoğulları hep Haçları desteklemiştir. O yüzden bu dönemde Karamanoğullarıyla savaşılır ve savaş yoluyla Karamanoğulları topraklarının bir kısmı ele geçirilir. O zaman Orhan Gazi döneminde başlayan Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmaları, işte Karasoğulların katılması, Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmaları 1. Murat döneminde akrabalık yoluyla, para yoluyla ve savaş yoluyla devam etmiştir deriz. Bu bilgiyi de unutmuyorsunuz. Arkadaşlar 1. Murat ölür, yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçer. Yıldırım Kosova Savaşı'ndaki hızlı hareketinden dolayı bu unvanı almıştır. Yıldırım Bayezid ne yaptı? İlk defa İstanbul'u kuşattı. Bu dönemde İstanbul 3 kez kuşatıldı fakat alınamadı. Osmanlı tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan Yıldırım Bayezid'dir. Birincisi bu. İki, ilk defa Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni sağladı. Yani Anadolu'daki beyliklerin tamamına yakın, o Güneydoğu'dakiler hariç. Yani Ramazanoğulları, Dulkadir bunlar hariç diğer beyliklerin tamamını egemenlik altına aldı. Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni sağladı ve Anadolu Beyler Beyliği'ni kurdu. Rumeli Beyler Beyliği. 1. Murat Anadolu Beyler Beyliği. Yıldırım Bayezid 1. Bayezid döneminde bunu kurdu. O zaman Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni büyük ölçüde sağlamış oldu ve 1396 Nibolu Savaşı ile müthiş bir zafer kazandı. Haçlı İttifakı'na karşı müthiş bir zafer kazandı ve Halife Abbas Halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultan İkliyim Rum, Anadolu'nun sultanı unvanını verdi. Çok önemli bir unvandır. Unutmuyorsunuz. Bu devrin en önemli olayı ise Ankara Savaşı oldu Timur'la. Bu savaşın temel sebebi Cihan hakimiyeti düşüncesi, beyliklerin Timur'u kışkırtması, Celair ve Karakoyun Devleti'nin Yıldırım'ı kışkırtması, hakaret dolu mektuplaşmalar, iki dünya imparatoru arasında Timur da Türk, Yıldırım da Türktür. Savaşı neden olur? Ankara'nın Çubukova'sında yapılan savaşı Yıldırım kaybeder. Kara Tatarlar yüzünden, bizim beyliklerin karşıya geçmesi yüzünden, Timur'un ordusunda eğitimli fillerin olması yüzünden savaşı kaybeder. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşer ve Beyşehir'de de hayatını kaybeder 1403'te. Ankara Savaşı'nı kaybettik. Peki Ankara Savaşı'nın sonuçları nedir? Bir fetret devri başlar. Yani Yıldırım'ın dört oğlu arasında toprakları Timur paylaştırır. Bu dört oğlu birbirine düşer Yıldırım'ın. İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebi ve Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı 11 yıl sürecek fetret devrine girer. Bu fetret devrinde Balkanlar'da fetih durur. Bizans'ın ömrü uzar. Beylikler yeniden kurulur. Osmanlı'nın sınırları 1389'a, yani Yıldırım Bayezid'in başa geçtiği tarihe kadar gerilemek zorunda kalır. Fetret devri dediğimiz olay işte budur. Fetret devri 1402-1413 yılları arasında 11 yıl sürmüş olaydır. Dört kardeş arasındaki taht kavgalardır. Kimdir bu dört kardeş? Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi'dir. Bu kavgadan Mehmet Çelebi galip çıkar. 1413'te Edirne'yi ele geçirir, devleti yeniden kurar. Bu nedenle 1. Mehmet, yani Çelebi Mehmet, devletin ikinci kurucusu kabul edilir. Bunu unutmuyorsunuz. 1. Mehmet döneminde Saruhanoğulları Beyliği, Manisa'daki beylik egemenlik altına alınır. Yani Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları yeniden başlatılır. Bu dönemde ilk deniz savaşı yapılır. Osmanlı ilk deniz savaşı Venedik'le yapıldı. Çalıbaşı Savaşı'dır. Komutan da Çalıbey'dir. Şehit düşmüştür komutan. Aynı Malta kuşatmasında Turgut Reis'in şehit düşmesi gibi. Bu devirde çok önemli iki tane siyasi ve dini olay yaşanır. Bunlardan bir tanesi Şeyh Bedrettin İsyan, diğeri ise Düzmeci Mustafa İsyan'dır. Düzmeci Mustafa İsyanı Şehzade İsyanı'dır. O zaman
Düzmece Mustafa Sisyan Şehzade isyanı ise, yani Çelebi Mehmed'in kardeşi ise, o zaman ülke toprakları, hanedan üyelerinin ortak maldır anlayışı sıkıntıya sebep olmuş. Ben bunu görebiliyorum. Şeyh Bedrettin isyanı ise dini ve sosyal nitelikli bir isyandır. Burada şu bilgiyi unutmayın. Osmanlı'da dini ve sosyal nitelikli çıkan ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır. Birinci Mehmet döneminde. İlk isyan da bertaraf edilir. Fakat Düzmece Mustafa isyan bastırıldıktan sonra Bursa'da isyan etmişti. Bastırıldıktan sonra Bizans'a sığınır. Bunu da unutmuyorsunuz. Çelebi, şey, Düzmece Mustafa'nın, yani diğer bir ifade Çelebi Mustafa'nın Bizans'a sığınmış olması Bizans'ın Osmanlı'nın içlerine karıştığını gösterir. Yani Osmanlı'daki taht kavgalarından yararlanarak Osmanlı'nın içlerine karıştığını kanıtlar. Şimdi 2. Murat dönemine gelince, yani kuruluş döneminin son padişahına gelince, yine Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları bu dönemde devam eder. Aydın, Menteş, Germiyan, Hamitoğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katılır. Germiyanoğulları Beyliği akrabalık yoluyla Osmanlı'ya katılır. Düzmeci Mustafa, ki bu sefer 2. Murat'ın amcasıdır, isyan eder, yakalanır, öldürülür. 2. Murat'ın kardeşi Şehzade Mustafa isyan eder, bu isyan bastırılır. Bizans bunları kışkırtır. Şimdi Balkanlarda çok ciddi savaşlar olunca o bölge halkı artık rahatsız oldu bu savaşlardan. Bir de 2. Murat da yoruldu artık. Yani bir taraftan Karamanoğulları, öbür taraftan bilmem Balkan Haçlılar. 2. Murat Balkanlarla anlaşma yolunu seçti ve Haçlılarla ilk antlaşma, ki burada lider devlet Macarlardır, Eflaklardır arkadaşlar. Bunlarla Edirne Segedin antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sırbistan'a yeniden bağımsızlık verildi. Yani Sırbistan'ı almıştık biz Sırbistan topraklarını. Edirne Segedin'de Sırbistan yeniden kuruldu. Tuna Nehri sınır kabul edildi. Amacımız şuydu, belli bir süre dinlenelim, Balkanlarda savaş olmadan olmasın, o bölgedeki halkta ekonomik sorunlar yaşamasın diyeydi. Şimdi böyle bir antlaşma imzalanınca 1444'te 2. Murat tahtı küçük yaşta, 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e, Şehzade Mehmet'e, yani Fatih Sultan Mehmet'e bıraktı. Henüz Fatih değil tabii ki. Küçük yaşta bir çocuğun tahta geçmesini fırsat bilen Yeniçeriler isyan çıkardılar. Candarlı Halil'in kışkırtması sonucu Buçuktepe isyanı çıktı. Bu Buçuktepe isyanından sonra 2. Mehmet tahttan indi. Yerine tekrar 2. Murat geçti. O zaman 2. Mehmet de 2. Murat da iki kere tahta çıkmış padişahlar olacak. Haçlılar Edirne Segedini bozunca 2. Murat Buçuktepe ile tahta çıktı ve Haçlılarla iki savaş daha yaptı. Bunlardan birisi Varna, diğeri ise 2. Kosova Savaşları. İkisinde de Osmanlı galip geldi. 2. Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin bir şekilde Türk yurdu oldu. Belki şuradaki meseleyi anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Tekrar tarif edebilirim. 1444'te Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Bu Edirne Segedin Antlaşması'ndan sonra 2. Murat tahtı küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Buna Yeniçeriler ve Candarlı Halil burun kıvırdı. Rahatsız oldu böyle bir şeyden. Candarlı Halil Yeniçerileri örgütledi. Yeniçeriler Buçuktepe'de isyan ederek 2. Mehmet'i tahttan indirmek istedi. Ve bu arada Haçlılar Edirne Segedin Antlaşması'nı bozarak, ki küçük yaşta bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bildi, bize saldırdı. Bozarak bize saldırırlar. 2. Murat hem Yeniçeriler sorun çıkarıyor hem de Haçlılar sorun çıkarıyor diye Edirne'ye gelir, tahta yeniden geçer. Ve bu tahta geçmesi sonucunda Varna ve 2. Kosova Kosova Savaşları yapılır. İkinci Kosova Savaşı'nda Balkanlar kesin bir şekilde Türk yurdu olur. Arkadaşlar, kuruluş dönemi deyince aklımıza, siyasi olaylar deyince aklımıza bunlar gelecek ama burada Osmanlı, dikkat ederseniz şöyleydi. Bakın şimdi. Osmanlı şöyleydi. Şurada çıktı Osmanlı tarih sahnesine. Şurada bir çoban oğulları vardı filan. Şuraları aldı aldı geldi aldı aldı geldi aldı aldı geldi aldı aldı. Burada aldı aldı aldı. Yani Osmanlı baktığınızda kısa zamanda çok hızlı büyüdü. Ya nasıl oldu da bu kadar hızlı büyüdü Osmanlı? Arkadaşlar, bunun en temel sebebi Osmanlı'nın coğrafi konumu. Yani Osmanlı öyle bir yerde kuruldu ki İpek Yolu'nun geçtiği yerde ekonomisi zengin. İlhanlı'nın denetiminin çok uzağında, İlhanlı görmüyor Osmanlı ne yaptığını. Osmanlı İlhanlı uzağında, eğer İlhanlı görse Osmanlı bu kadar rahat hareket ettiğine izin vermez. Anadolu'da siyasi boşluk var.
Ve Osmanlı Bizans'a saldırıyor. Bizans saldırması demek onun gaza ve cihat faaliyetini benimsemesi demektir. Osmanlı gaza ve cihadı benimseyince diğer beylikler Osmanlı'ya asker göndermeye başlıyor. Yani Osmanlı'ya iyi bakmaya başlıyorlar. Osmanlı'yı abi olarak görmeye başlıyorlar. Bu da Osmanlı büyük gelişmesini etki eden faktör oluyor. Ve hatırlayın, Osman Gazi Ahevre'nin, Şeyh Edebali'nin, çok özür, Ahi tarikatı lideri Şeyh Edebali'nin kızı Mahun Hatun'la evleniyor ve Ahi tarikatı teşkilat Osmanlı'ya destek veriyor. Yani manevi destek alıyor Osman Gazi bu dönemde. Ve Osmanlı'nın etrafında güçlü devletler yok. İril ufaklı beylikler var. Balkanlarda sorun var. Bizans'ta sorun var. Ve o kadar önemli bir etkendir ki arkadaşlar, demin saydık padişahları. Osman, Orhan, Murat, Yıldırım Bayezid, 1. Mehmet, işte 2. Murat çok yetenekli ve adil. Bu da Osmanlı büyüyüp gelişmesine etki eden faktörler. Bir de Osmanlı, mesela Ankara Savaşı'nda Osmanlı ciddi anlamda sorun yaşadı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı direkten döndü. Niye yıkılmadı? Neden Balkanlarda Osmanlı problem yaşamadı sorusunun cevaplarından birisi de bu oldu. İstimaliyet, hoşgörü. Ne diyor onlar? Başımızda kardinal külahı görmektense işte Türk sarığı görmeyi tercih ederiz diyor bu adamlar yani. Niye? Osmanlı fethettiği yerleri adaletle yönettiği için. O yüzden Osmanlı hoşgörüsü, adaleti, oradaki insanların dillerinde ve dinlerinde serbest bırakması o bölgenin Osmanlı'ya bağlılık bildirmesini sağlamıştır. Bir de Osmanlı yine o bölgede iskan politikasını uygulayınca, yani burayı Türkleştirip İslamlaştırınca o bölgede otoriteyi de güçlendirir. Bu da Osmanlı'nın hızlı bir şekilde büyüyüp gelişmesine etki eden faktörler oldu. Bunu unutmuyoruz. O zaman Osmanlı'nın büyüyüp gelişmesine etki eden faktörler nedir sorusunun cevabı bunlardır. Biz de ilk defa İskan Orhan'la başlar. Birinci Rumeli'de, birinci Murat'la Balkanlar'da devam eder ki İskan arkadaşlar yükselme döneminin sonlarına kadar devam etmiştir. Tamamdır arkadaşlar. Yani fetihlerin bitmesine kadar İskan'da devam etmiştir diyebiliriz.